Şimdi son olarak bu noktada hani bunlar tabii dediğim gibi yani bu kadar öldürücü bir salgınla karşı karşıya değiliz neyse ki ve umarım kalmayız ama hani veba, salgın ve siyaset arasında bütün bu saydığım çalışmalar çok yakın ilişkiler olduğunu bize gösteriyor. Bu konuda da en son ele almak istediğim yazar Michel Foucault. Michel Foucault 1960'lardan itibaren yazdığı yazılarında özellikle Orta Çağ'daki cüzdan yönetiminden erken modern çağdaki 17. yüzyıl ortaya çıkan veba yönetimi arasında ciddi bir fark görüyor ve bu farkın da aslında modern iktidarın işleyişini tanımlayan bir nitelik olduğunu söylüyor. Yani kısaca şematize edecek olursak şöyle bir tablo çiziyor Foucault, çeşitli aşağı yukarı 20 küsur yıla yayılan yazıları içerisinde. Orta Çağ'da uygulanan cüzdanla mücadele yöntemi o günkü iktidarın dayandığı özellikle hukuk ve egemenlik kavramlarına dayanıyor. Ve cüzdanların dışlanması ve belirli bir yani cüzdan hastalığını taşıyan insanların toplumdan sürgün edilmesi pratiğine dayanıyor. Ve buna bir bölme diyor Foucault. Yani cüzdanların yaşadığı belli bir bölge, yaşayacağı belli bir bölge tespit ediliyor ve cüzdanlılar topluca bu bölgelere yönlendiriyorlar. Dolayısıyla burada hani neredeyse bir böyle toplumun bir parçasının kesilip atıldığı bir pratikle karşı karşıyayız. Bunun bir orta çağ iktidar anlayışının, bunun orta çağ iktidar anlayışının önemli bir niteliği olduğunu söylüyor. Buna mukabil 17. yüzyıldan itibaren ve 18. yüzyılın da büyük bir bölümü için geçerli olan veba yönetimi. Bunun cüzdandan farkı birincisi bütün toplumu kapsayan, hani toplumu dışlayan değil de bütün toplumu kapsayan bir yani dışlamadan çok kapsamaya dayanan bir iktidar modeli bu. Ve bu modelin başlıca özelliği sürgün etmek değil, karantina etmek. Yani toplumu tamamen kapatmak ve toplumu, bu kapatılan toplumun disipline edilmesi. İşte meşhur işte disiplin iktidarı, disiplin toplumu veya işte daha sonra geliştireceği tezlerinde biyo iktidar diye adlandırdığı modern iktidar modeli Foucault'a göre bu dönemde ortaya çıkıyor. Burada da bu modern iktidarın veba yönetiminin din, hukuk egemenlikten ziyade ekonomi politiğe dayandığını söylüyor Michel Foucault. Yani böyle bir egemen tarafından işte bir leprosaryumda, bir toplumdan dışlanan bir sürgün yerinde yani mahkum edilmiyor toplumun bir kesimi. Buna mukabil toplumun hepsi daha üretici, daha verimli hale getirilecek şekilde disipline ediliyor. Yani bu önemli bir değişim iktidar zihniyetinde Michel Foucault'a göre yani bir egemenlik ve hukuk modelinden bir ekonomi politik modeline geçiliyor. En son yazılarında Michel Foucault buna bir ekleme de yapıyor. Özellikle çiçek hastalığıyla beraber 18. yüzyılın ortasından itibaren yeni bir modelin
de eklendiğini söylüyor. Buna da kamu sağlığı modeli, yani hukuki egemenlik ve ekonomi politik modelinden sonra da kamu sağlığı modelinin ortaya çıktığını söylüyor. Burada temel kavram egemenlik değil, disiplin değil, güvenlik. Ve bu iktidar zihniyetinde temel stratejisi normalleştirme. Bunu da nasıl yapıyor? Az önce yine Makne ile, hani burada bir atıf yapacak olursak, aşılayarak yapıyor. Yani çiçek hastalığı yeni bir model ortaya çıkartıyor. Bu da aşılama modeli. Yani daha düşük dozlu bir enfeksiyonla toplumun bağışıklık kazanması. Ve bu, yani ne toplumu bölüyor, ne işte disiplinde olduğu gibi kapsayarak organize ediyor. Bu doğrudan topluma müdahale ediyor. Bu da yeni bir model. Şimdi Foucault'un yazıları, bu konuda geliştirdiği düşünceleri, dediğim gibi çok, yani 20 küsur yıla yayılmış, çeşitli metinlerde parça parça söz edilen düşünceler bunlar. Ve bu konuda en son yazdığı makalelerinde de, daha doğrusu seminerlerinde dile getiriyor bu düşünceleri en son. Bu seminerlerde de aslında bu üç modelin, yani cüzzam, veba ve çiçek hastalığı modellerinin tam olarak, hani tarihsel olarak belki birbirini sırayla takip etmemiş olabileceğini, olduğunu hatta, ve bu modellerin farklı zamanlarda birbirleriyle aynı anda var olabilecekleri ve birbirleriyle çeşitli kombinasyonlara girebileceğini ima ediyor. Maalesef bunu çok fazla da geliştirmiyor bunu. Ama bence bu düşünceler bugünkü bugün dünya rejimlerinin, dünyadaki çeşitli siyasi rejimlerin bu salgına verdikleri ve verecekleri tepkileri anlamak açısından önemli. Bu salgında da nitekim, ki farkındayız siz, yani her hastalığın farklı bir yönetim modeli var. Çünkü her hastalığın ortaya çıkış ve yayılma ve mücadele yöntemleri de farklı. Dolayısıyla bu anlamda korona da yeni bir hastalık. Her salgın bu anlamda bence bu Michel Foucault'un ortaya koymuş olduğu şemayı yeniliyor, güncelliyor, buna yeni boyutlar kazandırıyor. Ama şu açıdan bence önemli, bu din, hukuk, ekonomi, politik ve kamu sağlığı ayaklarının yeniden bence organize olacağı bir dönemle karşı karşıyayız. Böyle düşünüyorum. Ne ola, yani bir taraftan ve yani örneğin Türkiye örneğinde bunu özellikle görmek mümkün. Bir taraftan devletin veya devlet iktidarını elinde bulunduran merkezi hükümetin yerel yönetimlere karşı çok daha böyle egemenlik, benden başka kimse tarafından temsil edilemez, tek kamu otoritesi benim tarzında, gayet böyle o belki orta çağ şeyine denk düşecek. Daha doğrusu o geç orta çağ, yani mutlakiyetçilik çağına denk düşecek bir model bize gösteriyor. Ama aynı zamanda uygulanan ekonomi politikaları, işte salgının salgın ortaya çıkardığı ekonomik krizin hem ortaya çıkardığı sorunlar hem de yarattığı fırsatlara yönelik çeşitli ekonomi politik yaklaşımların da gerçekleştirildiğini görüyoruz. Özellikle bu ikisi çok enteresan, çünkü hakikaten yani bu son dönemde görmüş olduğumuz, hani halkın belirli bir kesimi evlerde karantina ama belirli bir kesimde hiçbir şey olmamış gibi iş yerlerine çalışmaya gidiyorlar. Dolayısıyla bu ve örneğin hem bu cüzzam yönetiminin bölme, toplumu bölme, hem de bu veba yönetiminin karantina ve disipline etme şeylerinin, yöntemlerinin bir karışımı gibi geliyor bana. Bunun yanında henüz tabii aşısı bulunmamış bir salgın olduğu için henüz bu çiçek hastalığı
şeyiyle, modeliyle belki karşı karşıya değiliz ama bu alanda bir güvenlik söyleminin olması ve bu aşıya yönelik bir bu aşı arayışları da bir topluma yönelik bir müdahale arayışlarında, yani sadece bölme ve disipline etmek değil, aynı zamanda müdahale etme gibi bir vizyonun da olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla tam olarak belki böyle bu şemanın içinde bir yere oturtamıyoruz. Ama mutlaka bu salgın yönetiminin yeni bir iktidar modelini ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Dolayısıyla salgın hem dünya sistemi, dünya ekonomisi üzerinde hem de rejimler üzerinde ciddi etkiler olacak diye düşünüyorum. Evet, sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Umarım hani hem salgının çıkışı hem de salgının sonuçları itibarıyla salgın ve siyaset arasındaki ilişkiler açısından belki doyurucu cevaplar değil ama en azından zihin açıcı sorular sormayı becerebilmiştim. Hepinizi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.